Üniversitemiz engelli öğrenci birimi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen programımıza hepiniz hoş geldiniz. Hiç şüphesiz ki bir ülkede demokrasinin, insan haklarına saygı ve hoşgörünün ne oranda var olduğu o toplumun engellilere yaklaşımıyla ölçülür. Bu yüzden bugün sorunları konuşmak yerine bu sorunları ortadan kaldırarak engelli bireyleri hayatın içine etkin bir şekilde nasıl entegre edebiliriz bunları konuşmalıyız. Bu dönem başlayan ders partileri hizmetimizde engelli öğrencimiz sınıf arkadaşı desteğiyle ders notlarına ulaşmakta ve sınıf arkadaşı eşliğinde dersine çalışmaktadır. Birimimiz bu hizmetiyle öğrencilerimizin akademik katılımını ve başarısını artırmayı hedeflemektedir. Bunun dışında birimimiz Ordu Üniversitesi web sitesinin seslendirilmesi, Emin Çetin Ceviz Kütüphanesi'nde erişilebilirlik biriminin kurulması yönünde çalışmalarına devam etmektedir. Buradaki amacımız da görme engelli öğrencilerimizin fayda sağlamasıdır. Gayemiz öğrencilerimizin yıllar sonra yüzlerinde tebessüm ile hatırlayacakları Ordu Üniversitesi'ne dair hatıralar biriktirmeleridir. Bu konudaki destekleri için Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Ali Akdoğan'a ve Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Tahsin Tonkaz'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Engelli demiyoruz. Bu kardeşlerimiz, en küçük bir problem olan kardeşlerimiz bizim canımızdır, ciğerimizdir, her şeyimizdir. Onlar için devletin, milletin imkanlarını ne gerekiyorsa Allah'ın izniyle sonuna kadar yaparız arkadaş. Şimdi hocanıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Geçenlerde bana uğramıştı. Ben de ne gerekiyordu hocam yapalım diye. Şimdi inşallah o asansörü yaptıracağız şeye. Ne bu? Üst geçin oraya asansörü yaptıracağız hocam. Bu üniversitenin içinde onların yaşamları için ne gerekiyorsa, bak geçenlerde bir delikanlıyı gördüm, gözleri görmüyor. Evet, orada beraber arkadaşlarımızın yaşamlarının en ideal şekilde sağlanabilmesi konusunda rektörlük olarak işte o kör noktaydı, kütüphanede ihtiyaç olan, fakültelerde ihtiyaç olan ne ihtiyaçları varsa elimizden geldiği ölçüde onların yaşamlarının rahat bir şekilde sürebilmesi için biz ne yapacağız? Bir çalışma yapacağız hocam. Onun için top sizde. İhtiyaçları ne? Neler lazım? En zaruri olanından başlamak koşuluyla elimizden geldiği ölçüde gereğini yapacağız inşallah. Onun için rahat olun. Gönlünüz rahat olsun. Ne yapın? Hemen ilgili birime, ilgili kişilere, ilgililere bir ufak ulaşmanız, bir ufak haberimi biz size ulaşacağız. Biz size ulaşacağız. Bizden de beklemiyoruz hocanın o konuda. Onun için arkadaşlar gönlünüzü rahat tutun. Hatta çok güzel bir şey okuttular geçen bana. Engel düşüncededir diye. Ben bunu da kabul ediyorum. Çok doğru bir şey. Ya ben bile hep kendimi yıllarca frenledim ya. Ondan şey yap, bundan. Yok böyle bir şey ya. Engel diye bir şey yok Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle engel diye bir şey yok. Olabilir, bir elimiz tutmayabilir. Ne bileyim yani. Demin bir adam gördüm, iki tane elleri yok böyle. İş kazası olmuş. Onun için hayata tutunmak çok önemli. Şartları kabullenmek çok önemli. O halimizde yaşamak çok önemli. Kabullenmek önemli. Arkadaşlar üzülmeyin. İnsanın zihninin moralinin yüksek olması çok önemli. Moral insana yaşama aşkı veriyor, yaşama heyecanı veriyor, hayata tutunma heyecanı veriyor. Bir şey daha söyleyeyim. En önemlisi de Allah'a iman ederek, Allah'a hamd ederek, Allah'a dua ederek Allah'la beraber yaşamaya çalışmamız lazım. Öyle el ayağı tutup da isyankar olan,
insanlar var ki Allah onlardan da etmesin bizi. Onun için ben yanınızdayız, üniversite yanınızda. Endişe etmeyin inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi ayrı ayrı sevgilerimle, saygılarımla ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Günümüz, gününüz hayırlı olsun. Daha güzel günleri birlikte yaşayalım temennisiyle iyi günler diliyorum. Engelli adayı olduklarını unutup bizi görmezden geliyorlar. Siz öyle değilsiniz. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim ama böyle şimdi sen gidemezsen biz göçerim ama. Geç kalıyoruz ama biliyorsun. Ama böyle de olmaz ki şimdi. En azından kadar geldim. Senin yardımını sevilebilirsin değil mi? Evet evet kendim gidebilirim. Bir yaz boyunca egzersiz yaptığım ve nasıl bir yıllık terapi sonunda onları bağlamayı öğrendim. İsyanımı kışkırtıyor suskunluğum. Umarsızlığına ihlaller saklıyorum. Ya kürşatlığım, ya mazletliğim, ya da Fransa'da şahidiyim tutuyor, düzeni temelinden sarsıyorum. Engellerimizi aşıp, engelsiz yardımlara koşmak dileğiyle. No.